Kudüs inşallah Hazreti Ömer'in fethettiği gibi inşallah yeni fetihlere gebedir. Rabbim inşallah yeni fatihler göndersin ve Kudüs'ü tekrar Müslümanların hakimiyetine versin. Bunun için tabii Müslümanların birlik ve beraberliği yakalaması gerekiyor. Mavi Marmara ruhunu tekrar yakalamamız gerekiyor. Mavi Marmara'da öyle bir ruh vardı ki, öyle bir birlik beraberlik vardı ki çok ayrı cemiyetlerden, farklı şehirlerden, hatta farklı ülkelerden, yaklaşık 50 ülkeden Müslüman olmayanlar da dahil bir birlik beraberlik içerisinde hareket edildi. Bu bir iyilik hareketiydi. Bir vahdet hareketi, Kudüs hareketi, Filistin hareketi aslında fıtrat hareketiydi. Rabbim inşallah tekrar birliğimizi, beraberliğimizi sağlasın. Kudüs için tekrar ne yapılmalı? Müslümanlar ne yapabilir? Hepimiz kendi çabamızda bir şeyler yapabiliriz. Örneğin sosyal medyada farkındalık oluşturabiliriz. Onun dışında Mavi Marmara benzeri etkinlikler, organizasyonlara katılabiliriz veya oluşturabiliriz. Hiç olmazsa dua ederek katkıda bulunabiliriz. Mavi Marmara apayrı bir güzellikti. 10 yıl oldu. 10. yılındayız. Ancak unutamıyorum. Mavi Marmara'nın o güzelliği bir başkaydı. Hatta hiç unutamadığım bir anım var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle Kur'an dersi alan bir Mustafa Söylemez abimiz vardı. İç Anadolu'dan kendisi, Ankaralıydı. Son gün dedi ki, ben Yusuf abi dedi, bugün yarın şehadet günü, bugün ders almasak olur mu dedi. Ben de olur dedim. Uğur abi canın sağ olsun, öyle olsun dedim. Allah da onu doğruladı, gerçekten öyle niyet etmiş ki. Yaralılar taşırken bir baktım ki yerde kendisi yatıyor. Hem karnından hem başından yemişti. Yaklaşık bir yıl yoğun bakımda kaldı İstanbul'da hastanede, ancak kurtulmadı. Ona da 10. şehit olarak Allah şehadet nasip etti. Rabbim inşallah bizlere de şehitlik nasip etsin. Müslümanlar da gerçekten şu anda mazlum rolündeler. Neden? Çünkü hilafet kaldırıldı, kaldırılalı İslam alemi bölük pörçük, paramparça. Tekrar hilafete ihtiyacımız var. Rabbim inşallah lütfederse Allah için kolay, içimizden bir Musa gönderir ve tekrar hilafeti gerçekleştirir. İnşallah tekrar Müslümanlar birlik beraberlik içerisinde ve cihat ruhuyla tekrar yeni cihatlara çıkarsak, Hazreti Ömer biliyorsunuz Kudüs'ü nasıl fethetmişti? Hiç kan dökmeden içeriye davetle gitmişti, teslim olmuşlardı. İnşallah Rabbim tekrar yeni bir inkılapla, yeni bir fetihle Kudüs'ü bize verecektir. Biz buna inanıyoruz Allah'ın izniyle. Biz Allah'a iman ettik. Tekrar Kudüs'ü fethedeceğiz. Müslümanlar inşallah tekrar bir araya gelecek. Birlik ve beraberliğe sağlanacaktır. Evet, çeşitli fırkalar, çeşitli cemiyetler de olsa hepimiz bir olan Allah'a iman ettik. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetindeyiz. Bu bizim için birlik ve vahdet için yeterlidir. İnşallah tekrar birliğimizi, beraberliğimizi Rabbim inşallah sağlasın. Dua edelim inşallah. Mavi Marmara'ya katılma isteğimiz iyilik hareketi. Allah, kim Allah'a iman edip iyilik yaparsa elinden geldiğince Allah ona ecir kapıları ve cennet vaat ediyor. Biz de Mavi Marmara'na çıkacağı zaman şöyle bir çalışmamız vardı. İsrail boykot takvimi bastırıyorduk. Binlerce. Onu dağıtıyorduk. Bununla alakalı bir çalışmamız vardı. Allah da bize lütfetti. O gemide Ayder Vakfı kanalıyla gittik. Allah bize nasip etti. Allah'ın lütfu keremi. Allah'a hamdolsun. Mavi Marmara'da çok güzel insanlarla karşılaştık. Öyle ki gerçekten yürüyen melek dedikleri olsa gerek. Yani bir sevgi, bir muhabbetti, bir kardeşlik. Apayrı bir dünyaydı. İnşallah Rabbim tekrarını nasip etsin. Gitmeyen kardeşlerimize de böyle bir gemide bulunmayı Rabbim nasip etsin. Mavi Marmara davasına Müslüman halk sahip çıkıyor. İslam alemi sahip çıkıyor. Ancak güç elinde olanlar, devletler, devlet büyüklerimiz sahip çıkamadı. İsterdik ki daha çok sahip çıkılsın Mavi Marmara'ya. Bu unutulmasın. Daha da bir gündeme getirilsin. Maalesef istenilen derecede bir gündeme taşıma olmadı. Özellikle baktığımız zaman Arap devletleri ve diğer devletler bu noktada hiç gündeme getirmediler. Ancak Türkiye olarak biz yine de
en çok gündemde tutan Mavi Marmara'yı bir ülke olarak önde gidiyoruz. Rabbim inşallah daha da bir Türk milletini öncü kılsın. İnşallah yeniden Osmanlı ruhuyla tekrar diriliş nasip etsin.